Siyaset bilimcisi James Clark der ki, bir siyasetçi gelecek seçimi düşünür, bir devlet adamı ise gelecek nesilleri düşünür der. Eğer Sayın Bakan gelecek nesilleri düşünseydi, kendisiyle ilgili onlarca iddiayı bir televizyon programında değil, gelir burada egemenliğin kayıtsız şartsız temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önce dokunulmazlığımı kaldırın, sonra bir soruşturma komisyonu açın ve gelin bunları cevaplayın derdi. Ancak o ne yaptı? Mayıs ayından beri hala savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacak. Televizyon programında söyledi. 7 aydır bekliyoruz. Sayın Bakan, o dokunulmazlığı kaldırın, sonra bulunun. Bu şekilde bir şey olmayacağını hepimiz biliyoruz. Yine onlarca iddia. Biraz önce Sayın Tezcan söyledi. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili. Siz şurada uçağa binerken fotoğrafınız çıktı. Açıklamada dediniz ki başka uçak yoktu, ne yapayım dediniz. Ya Cumhurbaşkanı'na bir söyleseydiniz. Cumhurbaşkanı'na iade ediyorum. Aynı kelimeyi iade ediyorum. Aynı kelimeyi iade ediyorum. Misliyle iade ediyorum. O söz sahibi. Sayın Bakan lütfen. Şimdi. Sayın Bakan lütfen. Sayın Bakan. Bakan işte gör. Bütün Türkiye nasıl bir bakan olduğunu. Şimdi. Sen otur. Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan lütfen. O da müdahale eder misin bakan? Ama bakın 2 dakika gitti. Evet. Sen bakın o bakın görüyor hakaretleri görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Evet sayın milletvekilleri yerlerinize. Lütfen müdahale eder misiniz? Sayın milletvekilleri yerlerinize. Sayın milletvekilleri sizlere yerlerinize.